ve kontağımızı açıyoruz. Buradaki 3 göstergemiz, ışıklarımız tek tek iner. Soldan 3.ye geldiği zaman şarjı takıyoruz. Şarj ederken acil stopumuzu ve kontağımızı kesinlikle kapatıyoruz. Şarj cihazımızı önce prize sarı ledimiz yandıktan sonra makinamızın buradaki söküntüme takıyoruz. Ledimiz kırmızı oldu, yeşil olana kadar kesinlikle şarjdan çıkartmıyoruz. Geceden sabah şarjda bırakmıyoruz. Makinamızı şarj cihazından çıkarttıktan sonra kontağımızı ve acil stopumuzu açıyoruz. Kolumuzu bu şekilde yatırıp ileri ve geri olarak istediğimiz kadar gaz vererek ilerleme işlemlerimizi yapabiliriz. Kornamız, sağ ve sol kaldırma indirme butonlarımız. Burada sıkışma yönleyici butonumuz vardır. Bize çarptığı zaman makinamızı öne atar. Burada da dar alanlarda veya paletimiz yukarıdayken kullanabileceğimiz bir güvenli sürüş modumuz. Makinamız bu şekilde çalışmaz. Buradan güvenli sürüş modumuzdan bu şekilde ilerleme yapabiliriz. Paletimize her zaman tam ve dengeli bir şekilde giriyoruz. Kesinlikle çatalımızın ucuyla veya havaleli bir yüke girmiyoruz. Şu anki kaldırmış olduğumuz yük 1 ton 100 kilo. Makinamızı yerde ayarladıktan sonra havaya kaldırıyoruz. Kesinlikle havadayken sağa sola dönüş manevrası yapmıyoruz. Makinamızı bu şekilde kaldırdıktan sonra güvenli sürüş modumuzu buradan yavaşça ilerlememizi yapıyoruz veya geri gelme işlemimizi yapıyoruz. Paletimiz havadayken sağa sola dönüş manevrası, ani ilerleme ve durma gibi manevraları yapmıyoruz. Yerde ayarladıktan sonra kaldırıp bırakıyoruz veya raftan aldıktan sonra hemen normal yürüyüş yüksekliğimize dönüyoruz. O da yerden yaklaşık olarak 3 veya 5 santim yukarısında makinamızı rahat bir şekilde yürür.